zindan oldu. Sisteme karşı çıktı Allah'ın Resulü. La ilah, ilah sistem demektir. Yoksa gidip de şöyle bir putu devirmek anlamına gelmiyor. Sistem, o putların arkasında yürüyen nizama, rejime, sisteme Kur'an-ı Kerim put diyor, tağut diyor. Başka bir şey değil. La ilahe deyince 365 putun sırtından geçinen sistem sallanmaya başladı böyle, sallanıyor. İşte artık düşmanlık başladı. Ve artık Mekke Allah'ın Resulüne dar gelmeye başladı, yaşatmak istemediler. En son uzatmayayım, şimdi ayet okuyacağım. Şuna karar verdiler, baktılar ki bu iş olmuyor. Ayet-i Kerime'yi okuyorum. Estaizu billah. Enfal suresinin 30 numaralı ayeti. Ve iz yemkuru bikellezine keferu. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Bizzat Allah Celle Celaluhu Habibinin şahsına hitap ediyor. Ve iz yemkuru bike. Bike demek sen. Muhatap olarak canlı peygamberi. Ellezine keferu dediği kimdir bunlar? Kafirler. Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler, senin hakkında tuzak hazırlıyor Muhammed Mustafa'm. Allah haber veriyor. Ve iz yemkuru bike. Sana tuzak, sana hile, sana tuzak kuruyorlar. Bu tuzak nedir ya Rabbi? Allah açıklıyor. Liyusbitüke, seni bir ipe bağlayacaklar, sımsıkı bağlayıp ayaklarına ve ellerine pranga vuracaklar, atacaklar bir tarafa. Arapça bağlamak. Ev yaktülüke, seni öldürecekler. Katele yaktülü, öldürmek. Yaktülüke, ke dediysen peygambere diyor. Seni öldürmek istiyorlar Muhammed Mustafa'm. Allah'ın haberi bu. Daha ev yuhricuke, seni Mekke'den çıkartacaklar Muhammed Mustafa'm. Yuhricu, ahrece, yuhricu, ihraç, çıkartmak, çıkıp gitmek. Onun için malları bir ülkeden başka ülkeye çıkartmaya ne diyorlar? İhracat. Çıkartma. Bak Allah diyor, ev yuhricuke, seni çıkartacaklar buradan Mekke'den. Ve hakikaten çıkarttılar. Ve yemkürune, gece gündüz 24 saat senin ve sana iman edenlerin hakkında tuzak hazırlıyorlar Muhammed Mustafa'm. Allah. Efendiler, şu ayet-i kerimenin hakikatine, muazzamiyetine bakın ki bugün de başta Birleşmiş Milletler, Amerika, İsrail, Avrupa Birliği yatıp kalkıp Müslüman ülkeler için tuzak hazırlıyorlar mı, hazırlamıyorlar mı? Öldürüyorlar mı? Aynı, bakın, aynı 14 asır evvelki olay aynı. Şu ayet-i kerimenin ne kadar canlı olduğunu görüyor musunuz? Aynı. Çeçenistan'da öldürüyorlar. Bosna'da 4 senedir öldürüyorlar, Filistin'de öldürüyorlar, Keşmir'de öldürüyorlar, Filipinler'de öldürüyorlar, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bütün Müslüman Kürt aşiretlerini kılıçtan geçiriyorlar. Bak, Müslüman Kürt aşiretlerini, yani PKK olsun, başka kuvvetler olsun, Doğu'da ve Güneydoğu'da sadece 5 vakit namaz kılan köyleri bulup oraları yakıyorlar. Müslüman köyleri yakıyorlar. Ev yaptülüke, öldürüyorlar. Yani adamların tuzakları, hileleri 14 asırdan beri santim değişmemiş. Ya. Mekke kainatın efendisine zindan oldu. Ve sonunda işte hepiniz geçen hafta anlattım. Neyle sonuçlandı? Mekke'den çıkmak, Mekke'den ayrılmak. Mekke'den ayrılmaya ne diyoruz? Hicret. Hicret Arapça ayrılmak demek zaten. Çıkmak anlamına gelmiyor. Ayrılmak. İstemeye istemeye ayrılmak. Hicran kelimesi de buradan biliyorsunuz. Hicran. Hicrana düştüm derler. Yani ayrıldık istemeye istemeye. Ayrıldı. Sonunda tekrar Mekke'ye muhteşem bir kuvvetle 10.000 kişilik bir İslam cemaatiyle Mekke'ye gelip Mekke'yi fethetti mi etmedi mi? İşte izâ câe nasrullâhi vel fetih. Sure bunu haber veriyor. Yahut dersin başında okuduğum İnna fetahna leke fetham mübina. Açıkça müjde veriyorum. Ey Habibim Muhammed Mustafa, İnna fetahna leke fethan mübina.
bu Mekke'yi sana dar getirenlerin elinden Mekke'yi alıp sana vereceğim. Ayetin manası. Feth-i mübin. Açıkça müjdelenmiş oluyor. Müjdelenmiştir yani. Kur'an'la sabit. Arapça mübin demek çok açık demek. Mübin, mübin. Beyanı, açıklığı iyice gözle görülüyor. Yani açık bir müjde. İnna fetehna leke fetham mübina. Ne oldu? Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girdi. Mekke'ye Müslümanlara kan kusturanlar. Düşünün, bir Bilal-i Habeşi iman etmesinden dolayı, mümin olduğundan dolayı göğsünün üzerine tonlarca ağırlıktaki kayaları koyanlar, Allah yok diyeceksin diye zorlayanlar, hepsi orada. Mekke fethedildiği gün hepsi orada. O Bilal-i Habeşi ki nefes almak güçleşti göğsüne, akciğerlerinin üstüne kocaman kayalar konmuş, nefes alamıyor. Onların demek istediğini söylemek şöyle kalsın, sadece parmağıyla Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad diyebiliyor. Şu dayanılmaz işkence, dayanılmaz çile, dayanılmaz dehşet, dayanılmaz vahşet, dayanılmaz şiddet. Bütün bunları yapanlar Mekke'nin fethedildiği gün oradaydılar. Oradaydılar ve Allah'ın Resulü muhteşem bir kuvvetle geldi. 10.000 kişilik bir İslam ordusuyla geldi. Ebu Bekir Sıddık'la beraber sessiz soluksuz gece yarısı çıkıp giden kainatın efendisi ihtişamla geri döndü. İnna fetahna leke fetham mubina. Yeter ki layık olasınız, isteyesiniz, yapasınız, çalışasınız. Allah neye kadir değil? Allah'ın gücüne hangi şey sığmaz ki? Allah'ın gücü hangi şeyi ihata etmez ki? Aldığı gibi verir, verdiği gibi alır. Ve huve ala külli şeyin kadir. Tuzak hazırlıyorlardı. İşte en son ayet-i kerimede de farkındaysanız ayetin sırasında لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْسُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ ayetin sonunda ihraç, yani çıkartma olayı var. Hakikaten Habibullah çıkartıldı Mekke'den. Çıkartıldı. 34 TR 466 plakalı aracı park yerine çeksinler deniyor. Demek sıkıntı var. 34 TR 466. Evet. Ve yemkürune, devamlı hile hazırlıyorlar, tuzak hazırlıyorlar, bela hazırlıyorlar. Ümmeti hem Muhammed Mustafa hakkında hem de ümmeti Muhammed hakkında. Şu anda bütün dünyada bunun hazırlığı içinde. Birleşmiş Milletler dediğimiz. Ama bakın Cenab-ı Hak Birleşmiş Milletler'in de cezasını, belasını vallahi verdi. 400 tane Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerini hayvan gibi halkalarla sırtlar ağaçlara bağladın bağlamadın mı? Çekin cezanızı şerefsiz Birleşmiş Milletler. Şerefsiz Birleşmiş Milletler. Bak köpek bağlar gibi barış gücü askerlerini zincirlere bağladılar. Allah'ın işini görüyor musunuz? Bundan büyük hakaret olur mu? Bundan daha büyük hakaret, bundan daha büyük tezif ve tahkir olamaz. Kepaze oldu Birleşmiş Milletler, kepaze oldu NATO, kepaze oldu Avrupa Birliği. Daha neler göreceğiz inşallah Teala? 2000'e yakın neler göreceksiniz inşallah Teala? Yeter ki İslam'a sımsıkı sarılalım, daha neler göreceğiz? Ve yemkürune, sürekli hile ve tuzak hazırlıyorlar. Arapça mekere yemkürü, yemkürune, aralıksız demek, 24 saat demek. 24 saat yatıp kalkıp hile hazırlıyorlar. Peki Cenab-ı Hak, Allah-u Teala ne yapıyor? Ayet onu da haber vermiş. Ve yemkürullahu, Allah da onların hazırladıkları tuzağı, onların hazırladıkları tuzağı tabi Allah'tan evvel kimse bilme, Allah en iyi bilen, en iyi yakalayan Cenab-ı Hak, onların kurduğu veya kuracakları tuzağı Allah da teker teker çürütmeye hazırlanıyor. Yani o tuzağı ortaya çıkarmak ve o tuzağı kendi başlarına bela etmeye Rabbim murad ediyor.
Zira vallahu hayrul makirin. Allah müminlere, Müslümanlara, Hazreti Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine, ümmetlerine tuzak hazırlayanların tuzaklarını başlarına geçirenlerin en hayırlısıdır. Ve hep böyle olmuştur. İnşallah olacak. Burada da Allah'ın lütfuyla yeter ki nail olalım. Yeter ki biz sağlam olalım. Biz bu davaya sadık kalalım. En azından Eshab-ı Kehf'in peşinden koşan köpek gibi olalım. En azından. Eshab-ı Kehf'in peşinden koşan köpek. Mağarada o Eshab-ı Kehf'i siz söyleyin Kur'an'a göre kaç sene sabırla, sadakatle bekledi? 309 sene kapıda bekledi. Sadakat diye buna derler. Bugün bir vaaz eden bir hocanın peşinden yarım saat, bir saat, iki saat karakola bile gelmeye rızası olmayan, sabır edemeyen, sadakat gösteremeyen bir cemaate Allah fetih nasip eder mi, etmez mi? Etmez. Bak bir köpek ya, 309 sene kapısında bekliyor ehlullahın. Şu sabra, sadakate bak, sadakat ayrılıp gitmiyor. Biz niçin ayrılıyoruz? Niçin gevşiyoruz? Niçin zayıflıyoruz? Niçin kaçıyoruz? Niçin sözümüzde durmuyoruz? Dünyada en çok yalan söylenen ülke vallahi Türkiye. Dünyada en çok yalan söylenen ülke Türkiye. Allah şahit, Almanya'da, Hristiyan Almanya'da bu kadar yalan söylemiyor. Bu kadar yalancı tüccar yok. Bu kadar yalan... Zayıflıyoruz, niçin kaçıyoruz? Niçin sözümüzde durmuyoruz? Dünyada en çok yalan söylenen ülke vallahi Türkiye. Dünyada en çok yalan söylenen ülke Türkiye. Allah şahit Almanya'da, Hristiyan Almanya'da bu kadar yalan söylemiyor. Bu kadar yalancı tüccar yok. Bu kadar yalancı siyaset adamı yok Türkiye'de olduğu kadar. Dünyada Türkiye'deki yalan kadar, yalancı siyasetçi kadar dünyada hiçbir yerde yok. Siyaset yapıyoruz diyenlerin konuştukları sözlerin %99'u yalan. Böyle millet olur mu? Ve bu yalanı ve bu yalancıları alkışlayanlar da şerefsizlerin ta kendileridir. Yalanı alkışlıyor, yalancıyı alkışlıyor. Dünyanın hangi ülkesinde yalanın bu kadar müşterisi var? Dünyanın hangi siyaset meydanında bu kadar yalancıya rağbet var? Yalan nerede bu kadar alkışlanıyor? Söyleyin bana bir ülkeyi. Onun için sadık, en az Ashab-ı Kehf'in peşinde koşan köpek kadar sadık olalım diyorum. Ki göresiniz Allah nasıl fetih nasip ediyor. Göresiniz Allah nasıl fetih nasip ediyor. Ya vallahu hayrul makirin. Allah Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirenlerin en hayırlısıdır. Ayetin manası bu. Allah kendi uluhiyetini, kendi kudretini Müslümanların lehinde kullanacak. Çünkü mağarada, hepiniz biliyorsunuz mağarada Allah'ın Resulü ve onun sıddık dediği sadık dostu. Sıddık demek çok sadık, çok sadık, şeddeli, sıddık. Sadık kelimesinden daha ciddi bir kelime. Sadık kelimesinde şedde yok. Sadık kelimesinin şeddelisi sıddık. Çok sadakatli, çok bağlı demek. Allah'ın Habibi, bir de onun dostu, sıddıkı, sadık dostu. Ebu Bekir Sıddık'la Sevir Mağarası'nı biliyorsunuz, Sevir Mağarası'nda bulundukları esnada bir örümcek malum geldi, sanki senelerden beri orada o örümceğin yuvası varmış gibi orayı bir bütünüyle av gerdi, perdeledi, çevreledi, çemberledi. Kim olsa da gelip baksa buraya hiçbir insan uğramamış görüntüsünü verdi örümcek. Yaklaştılar. Orada
bir koyun sürüsü otlatan birisi vardı. Koyun sürüsü. Sonra güvercinler biliyorsunuz. Oraya yuva. Yani orayı öyle muhteşem bir dekor haline, sanki burada insan gelmemiş, girmemiş, çıkmamış, hiç burada insan uğramamış şekil. Allah'ın kudretine bakın. Yani nelerle müjdelenmiş insanlar, nelerle süslenmiş alem. Farkında olmak lazım. Katiller geldiler biliyorsunuz. Katiller, caniler, peygamberi bulup öldürmek maksadıyla alınan karar icabı. Yaklaştılar, eğildiler mağaranın ağzına, Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah biraz daha eğilseler bizi görecekler ya Resulallah. Endişesi kainatın sultanına bir bela gelmesin. Zaten korksaydı baştan onunla beraber yolculuk yapmazdı. Mümkün mü? Allah'ın Habibine zerre konmasın, bir şey olmasın diye titriyor mağarada. Bizi görecekler ya Resulallah, korkarım sana bir musibet ilişmesin ya Resulallah. Allah'ın Resulü buyurdu ki, La tahzen innallâhe mâna, hiç mahzun olma Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Yeter ki Habib olasın, yeter ki Sıddık olasın. Sen sana bak, Allah Allah'lığını yapar. Sen kulluğunu yap, gerisine karışma. Aleyküm enfüseküm, siz size bakın. Siz sizi ıslah edin, İslam edin, kamil olun, mükemmel olun. La yadurruküm men dalle izehtedeytüm, siz hakkıyla Müslüman olursanız kainat toplansa kılınıza dokunamazlar. Ayetten sabit. Biz sağlam değiliz. Biz hemen kaçıyoruz, biz hemen uçuyoruz, biz hemen kıvrılıyoruz, kıvırıyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Biz Müslümanlar birbirine saygı göstermiyor. Soruyorum, bir Müslüman diğer bir Müslümana karşılıksız çek verdiyse o Müslüman o Müslümana saygı göstermiş olur mu olmaz mı? En büyük saygısızdır. Öyle Müslüman Müslümana saygı göstermiyor ki Birleşmiş Milletler sana saygı göstersin. Müslüman Müslümana evvela saygılı olacak. Bir kere sözünde duracak. Esnafın ve tüccarın %99'u yalancı. Sözünde duran yok. Ben işin içindeyim.